Avrupa Birliği, Amerika, Arap Dünyası ve diğer güçler bir olup Türkiye'yi Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya'daki haklı, kararlı ve zorunlu davasından vazgeçirmek için işbirliği içine girip yüzyılın güçler dağılımında Türkiye'yi geçtiğimiz yüzyılda olduğu gibi güçsüz, yönlendirilen ve muhtaç durumda bırakmak istiyorlar. Türkiye ise tüm bu usulsüz işbirliklerine, baskılara ve yalnızlığına rağmen diplomasideki kritik adımlarıyla, yeni projeleriyle ve en önemlisi de yedi düvele yeniden hissettirdiği Osmanlı korkusuyla tüm oyunları bozmaya devam ediyor. ...132 metre boyunda, 38 metre genişliğe sahip TCG Anadolu, tamamlandığında Türk donanmasına büyük güç katacak. TCG Anadolu, toplam 350 kişilik kalıcı mürettebatının yanı sıra 700 kişilik bir amfibi taburu, uçak, helikopter ve zırhlıların personelleriyle birlikte 1400 kişinin aynı anda görev yapabileceği bir askeri birlik düzeyinde görev yapacak. 2020'nin sonunda deniz kuvvetlerimize vermiş olacağız. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, TCG Anadolu'da incelemelerde bulundu. Başkan Demir incelemeyle ilgili şu açıklamayı yaptı. Bir anlamda kamuoyunda uçak gemisi olarak bilinen gemimizde çalışmalar son derece düzenli bir şekilde yürütülüyor ve süre olarak da tersaneyle konuştuğumuzda planlanan süreden yaklaşık bir yıl daha önce geminin teslim edilmesiyle ilgili tedbirlerin alındığını, alınmaya devam edildiğini gördük. İnşallah 2020'nin sonunda bu gemiyi deniz kuvvetlerimize vermiş olacağız. Hem tasarımı hem de çeşitli malzemeler, sistemler açısından da iddialı bir konuma geleceğimizi umuyoruz şeklinde konuştu. TCG Anadolu'nun görevleri ve özellikleri ise şu şekilde. 4 adet mekanize çıkarma aracı, 2 adet hava yastıklı çıkarma aracı, 2 adet personel çıkarma aracının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları da taşıyacak. 232 metre uzunluk ve 38 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin ton olacak. En başta TCG Anadolu yapılacak operasyonun kabasını alacak hava harekatını gerçekleştirebilecek miktarda hava aracını taşıyabiliyor. Bunların yanında ince işleri ve süpürme harekatları için amfibik operasyon kabiliyetine de sahip. Yani taarruz edilen operasyon alanına zırhlı araç, tank ve obüs sistemlerini taşıyıp çıkartabiliyor. Ve tüm bunları dünyalar kadar farkla da ucuza yapıyor. Yanına eskort olarak da çok daha az gemi gönderebiliyorsunuz. Hem bir uçak gemisinin hem de amfibik hücum gemisinin görevini tek başına yerine getirebiliyor. İsrail'de ordumuza büyük güç sağlayacak olan TCG Anadolu'nun yapım sürecini endişeyle yakından takip etmekte. Adeta gözlerini Türkiye'nin en büyük savaş gemisinden ayırmıyorlar. İsrail istihbaratı, yapımı devam eden Türkiye'nin yerli ve milli savaş gemisi TCG Anadolu'nun uzaydan fotoğraflarını çekip yayınladı. 2020 sonunda deniz kuvvetlerine teslim edilmesi hedeflenen TCG Anadolu, İsrail'in doğalgaz çıkarmaya başladığı Doğu Akdeniz'de de faaliyet yürütecek. Bu durum İsrail'i tedirgin etmişe benziyor. İsrail uydu istihbarat şirketi Imagesat, daha önce de Rusya'dan Türkiye'ye intikali yapılan S-400'lerin ve Doğu Akdeniz'deki sondaj gemilerimizin görüntülerini paylaşmıştı. İsrail'in bu kadar endişelenmesinin altındaki en büyük nedenlerden biri de TCG Anadolu'yu Doğu Akdeniz'de de aktif bir şekilde kullanacak olmamız ve halihazırda Doğu Akdeniz masasında yaptığımız anlaşmalar ve sahip olduğumuz yasal haklarımızla büyük söz sahibiyken askeri anlamda da gücümüze güç katacak olmamız. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yasal hakları ve sahip olduğu güç, İsrail'de siyasetçilerden öğretim görevlilerine, gazetecilerden analizcilere kadar herkeste büyük korku oluşturmakta. Örnek olarak Tel Aviv Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı ve Savunma Analisti Profesör Ayal Ziser, İsrail Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'deki büyük gaz rezervlerinin keşfi vesilesiyle bölge ülkeleri Yunanistan, Mısır, Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail'in Türkiye ile yakın bir gelecekte karşı karşıya geleceği konusunda açık bir uyarı göndermiş. Son zamanlarda keşfedilen doğalgaz rezervleri,
bölgesel gerilimlerin ana kaynağı olarak suyun yerini aldı diyen Zisser, ülkelerin hidrokarbonlarla ekonomik bağlantılarını geliştirebilmelerine rağmen çıkarlarının ulaşamayacağı kadar çok olduğunu da sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Türkiye, şimdi bölgesel istikrara yönelik ana tehdittir ve attığı adımlar tüm bölgeyi büyük bir çatışmaya dahil edebilir, diyen Zisser şunları söyledi. Türkiye, savaş gemilerini Kıbrıs yakınlarına göndererek Akdeniz'deki doğalgaz rezervlerinden payını almak için çabasını arttırdı, dedi. Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesiyle örtüşen denizcilik iddialarına ek olarak Ankara, Trablus'taki Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya hükümetiyle tüm Yunan adalarını görmezden gelen bir anlaşma imzaladı. Zisser, Ankara'nın İsrail, Kıbrıs ve Yunanistan'ın Avrupa'ya doğalgaz ihraç etmelerini sağlayacak EastMed boru hattını oluşturmasını engellemesine izin veriyor. Türk hükümeti boru hattının aslında Türkiye tarafından kontrol edilebilecek sulardan geçmesini isterken, İsrail'le siyasi nedenlerle görüşmeleri hariç tutmayı istiyor, dedi. Ankara, Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve Mısır'la büyük bir bölgesel izolasyonla karşı karşıya. Zisser, siyasetin birleşimi ve milyarlarca dolarlık beklentinin yakında komşumuzda gerginliğe neden olacağı görülüyor. Bu da İsrail için net sonuçlar doğuracak askeri bir çatışmaya dönüşebilir, dedi. Ayrıca Zisser, Türk uzmanların uzun zamandır 60 trilyonluk bir Akdeniz OPEC oluşturma kararında yer alan Türk karşıtı ülke bloklarının oluşturulması için bası asker senaryolarından bahsediyor. Mısır Petrol Servisi eski başkanı Medat Yusif de EMGF'nin OPEC'e benzer bir blok olacağını söyledi. Yusef, Şinu'ya verdiği bir demeçte, yeni blokta Doğu Akdeniz ülkeleri Akdeniz'deki gaz rezervlerinin %87'sine sahip olduğundan uluslararası gaz piyasasında bir denge kuracak. Bu yüzden Türklerin tüm bunları iptal etmeye çalışması doğaldır ve bu nedenle Akdeniz'deki savaş senaryolarına bile hazırlanıyor gibi görünmektedir, dedi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı kritik adımlar İsrail'in gözünü iyice korkutuyor. Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Mısır'la birlikte hareket eden İsrail'e Türkiye'den Kıbrıs'ın güneyinde net mesaj gelmişti. Kıbrıs adası çevresinde arama ve sondaj faaliyetlerine devam eden Türkiye, Yavuz sondaj gemisini adanın güneyindeki G ruhsat sahasına göndermiş, konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı, Yavuz sondaj gemimiz geçtiğimiz Cuma günü Kuzey Kıbrıs hükümetinin 2011 yılında Türkiye petrollerine verdiği ruhsat çerçevesinde 3. sondaj faaliyetini gerçekleştirmek üzere adanın güneyindeki G ruhsat sahasına intikal etmiştir, demişti. İntikalin Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail'in arasında 2 Ocak'ta imzalanan EastMed boru hattı projesinden ve Kahire'de toplanan Akdeniz Gaz Forumu kuruluş bildirgesinin imzalanmasından hemen sonra gelmesi dikkat çekti. Her iki inisiyatifin başını da İsrail'in çektiği biliniyor. Yavuz hamlesi, Türkiye'nin İsrail'e karşı kararlılık göstergesi olarak değerlendirildi. Dışişleri Bakanlığı, Yavuz'un G ruhsat sahasına intikaline ilişkin, Yavuz sondaj gemimiz geçtiğimiz Cuma günü Kuzey Kıbrıs hükümetinin 2011 yılında Türkiye petrollerine verdiği ruhsatlar çerçevesinde 3. sondaj faaliyetini gerçekleştirmek üzere adanın güneyindeki G ruhsat sahasına intikal etmiştir. Bu sahada adanın ortak sahibi olarak Kıbrıs Türklerinin de en az Kıbrıs Rumları kadar hakları vardır. Burada petrol ve doğalgaz bulunması halinde iki tarafta gelirleri birlikte paylaşacaktır, ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca bakanlık, Yavuz'un G bölgesine intikaline ilişkin, Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na verdiği tüm lisans alanlarında kazı yapılacağını belirterek, bu lisansları laf olsun diye vermedik, demişti. Aralık ayında da İsrail'in Kanal 13 adlı televizyon haberinde Türk donanmasının Doğu Akdeniz'de Kıbrıs adası açıklarında korsan arama çalışması yapmak isteyen bir İsrail gemisini engellediğini belirtmişti. Kanal 13 muhabiri Barak Ravid Twitter hesabından paylaştığı mesajda 2 hafta önce ortak bir proje üstünde çalışan İsrailli ve Güney Kıbrıs'ta araştırmacıları taşıyan İsrail'e ait Batgalim isimli araştırma gemisinin Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait bir gemi tarafından Doğu Akdeniz'den çıkartıldığını öne sürmüş ve adını açıklamadığı İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı mesajında Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait geminin Batgalim'e telsiz yoluyla ulaşarak bölgeden ayrılması emrini verdiğini iddia etmişti. İsrail gemisinin kovalandığı bölgenin Yavuz'un intikal ettiği G alanı olduğu iddialar arasındaydı. Avrupa Birliği, Amerika, Arap dünyası ve diğer güçler bir olup Türkiye'yi Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya'daki haklı, kararlı ve zorunlu davasından vazgeçirmek için işbirliği içine girip, yüzyılın güçler dağılımında Türkiye'yi geçtiğimiz yüzyılda olduğu gibi güçsüz, yönlendirilen
ve muhtaç durumda bırakmak istiyorlar. Türkiye ise tüm bu usulsüz işbirliklerine, baskılara ve yalnızlığına rağmen diplomasideki kritik adımlarıyla, yeni projeleriyle ve en önemlisi de yedi düvele yeniden hissettirdiği Osmanlı korkusuyla tüm oyunları bozmaya devam ediyor. 232 metre boyunda, 38 metre genişliğe sahip TCG Anadolu, tamamlandığında Türk donanmasına büyük güç katacak.